Sevgili dostlar, merhaba. Adli tatil bitmek üzere ve tekrar gündem Sinan Ateş davası oluyor. Biz bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapmaya çalışıyoruz ama işin açığı, işin içinden çıkmak bayağı bir zor. Videomuza geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve sosyal mecralarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü sizin beğeniniz ve yorumunuz ve paylaşımlarınız sayesinde daha geniş kitlelere bu videolarımız ulaşır. Dostlar, biz 30 Aralık 2022 tarihinde işlenmiş olan bir cinayeti, menfur bir cinayeti tam 15 buçuk ay boyunca 14 Mayıs 2024 tarihine kadar nasıl biliyorduk? Bir cinayet işlendi. Öldürülen Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş ve aynı gün aynı gün aynı gün olayın olduğu gün hatta birkaç saat sonrasında örgüt içi infaz dendi. Ki örgüt lafı bu ABD Temsilciler Meclisi'nin ülke ocaklarını terör örgütü ilan etme çabalarını destekler nitelikte o algıyı oluşturan bir şeydi. Örgüt içi infaz dendi. Sayın Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla Sayın Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in talimatları doğrultusunda Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un organizasyonuyla bu cinayetin işlendiği 7 gün 24 saat sürekli bize anlatıldı. E biz hep öyle bildik. Yani ben şahsen bu cinayette çok sıkıntılı durumlar olduğunu bu cinayetten 11 gün sonra yaptığım bir analizde basına yansıyan basın dediğimizde bu muhalif diye kendisini adlandıran basına yansıyan bilgilerle bile çok anormal bir durum olduğunu tespit etmiştim ve hatırlayanlar o videoyu izleyenler o gün de bu işte bir gariplik olduğunu anlayacaklar. Şimdi bize birçok şey boca ettiler. Ne bize? Ere Özyacı diye bir torbacı tetikçi geldi Sinan Ateş'i vurdu. Beş mermi sıktı vücuduna. Ölüm cül bölgelere öldürdü. Yanında bulunan akrabası olan Selman Bozkurt'u da iki el ateş ederek Sinan Ateş korumaya çalışırken onu da ağır yaraladı. Ve ondan sonra Gölbaşı yolunda Tolgağan Demirbaş'ın kendisine attığını iddia ettikleri bir konumda Tolgağan Demirbaş'la buluşup arabasına binerek Gölbaşı'na kaçırıldığını ve oradan da ülke ocaklarının çakarlı araçlarıyla Bolu'ya götürüldüğünü, Bolu'da yine ülke ocaklarına ait çakarlı araç ile avukat Serdar Öktem'in alarak İstanbul'a kaçırdığını bize sürekli ama sürekli söylediler. Peki ne oldu o 14 Mayıs 2024 tarihinde? Bir tek açıdan bu olayın videosu yayınlandı. Kısa bir video. Bu videoda izleyince işin böyle olmadığı, anlatıldığı gibi olmadığı görülüyordu. Çünkü orada bir kere bir silahlı çatışma vardı. Yani gelip sıkıp kafasına işte vücuduna gitme diye bir olay yoktu. Bildiğiniz bir silahlı çatışma var orada. Evet ilk ateş eden Eray Özcacı. Ama bunların dediği gibi kafasına ölümcül bölgelerini değil videoda gördüğümüz kadarıyla ki ayan beyan belli oluyor. Ayaklarına doğru ateş ediyor. Ondan sonrası muamma. Bu Selman Bozkurt öbür tarafa kaçıyor falan. Şimdi bütün bu bilgileri bize verirlerken bu videoda dahil bu video derken o yayınladıkları videoda dahil savcılığın gizlilik kararı olan soruşturma, kovuşturma aşamasında olan bir dosyadan bahsediyoruz. Yani bunun hakkında yayınlar yapılamaması lazımdı ama parça parça bilir kişi raporları, iddianameden şu, işte filancanın ifadesinin şu kadar bölümü falan diye bu televizyon kanallarında, sosyal medyalarda, bu FETÖ'ye ait YouTube kanallarında, farklı YouTube kanallarında sürekli yayınlanmaya başladı. Tabii burada bir sıkıntı vardı ve halen anlam veremiyorduk bazı konulara. Tabi bu videoyu izledikten sonra bakış açımız değişmeye başladı. Çünkü olayda gizlenen bir Ahmet Keçik denen bir kişi var. Kimse bahsetmiyordu böyle birisinden. Sonra ne oldu? 26 Nisan günü bu 145 sayfalık ek klasörlerin içerisinde hani 15 ay tepindiler ya bu gizli karar olan dosyanın üzerinde iddianamede de mahkemeye sunuldu ve kabul edildi. 26 Nisan'da iddianame teslim edilince biz olayın daha farklı olduğunu gördük ama bize 15 ay boyunca sürekli ama sürekli müte mütemadiyen tetikçi geldi, torbacı tetikçi geldi, sıktı, öldürdü, Selman Bozkurt'u da yaraladı, ülke ocaklarının bilmem kimin arabasına bindi falan filan diye sürekli anlattılar. Bütün vatandaşlarımızın kafasını tabiri caiz ise tırnak içinde söylüyorum, ihval ettiler. Yani burada insanları kandırdılar. Kimse eksik bilgiyle kandırdı, kimisi yanlış bilgiyle kandırdı. Neyse Şimdi biz ne öğrendik vatandaş olarak bu iddianame çıkınca? Tabi iddianamede bu böyle yazmıyor. Ek klasörleri inceliyorsunuz, olayları inceliyorsunuz bu ek klasörde ve iddianamede. Öğrendiğimiz birincisi bu bir silahlı çatışma. Karşılıklı hem Öreyaz hem de Sinan Ateş'in yanında bulunanlar bir silahlı çatışmaya girmişler. Bundan bahsedilmedi havaya ateş edildiğinden bahsedildi mesela. Ama görüntülerde görüyoruz bildiğiniz Eray Özyağcı'ya Ahmet Geçik sıkmış. Selvan Bozkurt'un kime sıktığı belli değil. Çünkü görüntülerde yok. Biraz sonra geleceğim orada. Şimdi ne öğrendik başka? Eray Özyağcı'nın Sinan Ateş'in ayaklarına sıktığını öğrendik. Buradan okuyacağım hızlı hızlı geçmek için açıklamam gereken yerleri de açıklayacağım. Okuyacağım derken bunları not almak zorunda kaldım sevgili dostlar. Çünkü video yapıyoruz bir taraflar eksik kalıyor. Bunun da eksik kalacak farkındayım. Ama en azından eksikliği en aza indirmeye çalışıyorum. Sinan Ateş'in ayaklarını ateş ettiğini gördük. Selman Bozkurt'un Sinan Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği güya cuma namazında güya safta o kadar insanın içerisinde ya beni mi rahatsız ediyor bir silah sen al deyip insanların içinde sanki ona silah vermiş gibi anlatmış. Savcı Bey de bunu böyle kabul etmiş. Ruhsatsız bir silah. Sonra Ahmet Keçik isimli kişi olduğunu öğrendik ve Ahmet Keçik isimli kişinin bu videoda bir silahı daha olduğunu öğrendik. Hani Sinan Ateş'ten alıyordu ya silah. O alma hadisesi de çok enteresan. Bu silah Sinan Ateş'in belinde olması gerekiyor. Öyle değil mi? Sinan Ateş'in belinden dikkat edin görüntülere uzanıyor ve sadece alıyor. Sanki orada birisi konulu veya birisi uzatmış gibi alıyor hemen. O da çok ilginç ama oraya gelmeden önce o yayınlanan videonun 14. saniyesinde Ahmet Keçi'nin elinde beyaz renkli metalik beyaz renkli bir silah olduğu ayan beyan görülüyor. Başka ne görülüyor bu dosyada? Ahmet Keçin 31 2022 tarihinde savcılığın yakalama talimatı çıkarttı Ahmet Keçi hakkında görülüyor. Fakat baktığımız zaman ne müşteki ne sanık bu davada. Ya kendisi ateş edilmiş. Bu da ateş etmiş. Ya müşteki olacak ya sanık olacak ya da müşteki sanık da ikisi bir arada olan var. O, o olacak. Ama yok. Başka ne öğrendik? İlk otopsi raporu Sinan Ateş'in kaldırıldığı hastanede yapılan otopsi raporuyla mermi çıkış, giriş çıkış yerlerindeki belirtilen raporda belirtilen mermi çıkış yerleriyle adli tıptakiler farklı. Çelişiyor birbiriyle. İşin ilginç yanı adli tıpta basit bir Davada bile video kamerasına alınırken videoya alınmadı diye bilgi veriliyor mahkemeye. Bunu öğrendik. Otopsi raporunda bile çelişki var. Maktul'ün vurulmasında farklı markadan mermiler olduğunu öğrendik. Bu da farklı silahtan çıktığı izlenimini veriyor. Başka ne öğrendik? Maktul'ün vurulma açılarına göre tetikçi Eray Özyağcı'nın bulunduğu konumdan o yaraların açılamayacağını öğrendik. Başka ne öğrendik? Ateş ettiğini söyleyen Selman Bozkurt'un iki el havaya ateş ettim diyor ki o da inandırıcı bir şey değil. Ateş ettiğini söyleyen Selman Bozkurt'un avuç içlerinde olması gereken atış artıklarının swap testinde olmadığını öğrendik. Başka ne öğrendik? Docevella kanalının yayınladığı bir görüntü var. O görüntüde bir gölge yansıyor. O gölge, o bölgede olayı tamamen her açıdan gören bir kamera olduğunu, Mobessa kamerası olduğunu gösteriyor. Halbuki bize servis edilen, bizim gördüğümüz, bizim izlediğimiz tek bir video kamerası. Müslüm Kebaba ait tek bir video kamerası. Daha sonra da Sinan Ateş'in camiye gidiş gelişini gösteren ikinci bir Olayın oluş anını değil de giriş gelişini gösteren ikinci bir kamera o da Müslüm Kebap'a ait. Ama Müslüm Kebap'ın bu kameralardan 3-4 metre sonra olay yerini tam gören tıpkı o Mobesa kamerası gibi tam gören, şu anda konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşmamıza gerek kalmadan olay tül çıplaklığıyla gösterecek bir kamerası daha olduğunu öğrendik. Ama bu kamera görüntüleri de yok. Başka ne öğrendik? hemen yine yan tarafta bulunan, yine olay bütün çıplaklığıyla gösteren Ehli Keyf isimli bir kafenin bir kamerası olduğunu öğrendik. Ama bu kamera görüntülerdi. Halbuki bunlar olmuş olsaydı biz olayı tüm çıplaklığıyla görecek kamuoyu bu kadar uğraşmak, bilgi kirliliğine muhatap olmak zorunda kalmayacak. Ama bu görüntüler anladığımız kadarıyla iddianamede ve ek klasörlerinde yok olsaydı şu ana kadar yayınlanırdı. Çünkü her şeyi yayınlıyorlar. Sonra ne öğrendik? Motoru kullanan Vedat Balkaya'ya bu Tolğan Demirbaş'ın attığı iddia edilen bir konum var. Tolğan Demirbaş'ın attığı bir konum var. Evet. Bu konumla Tolga, şey, Vedat Balkaya'nın telefonuna gelen konum arasında 2.7 kilometrelik fark olduğu gözüküyor. İddianamenin 119. sayfası Vedat Balkaya'nın dijital dökümü merak edenler bakabilirler. Sonra neyi öğrendik? Bu tetikçi Eray Özyağcı'nın Tolga Demirbaş'a aracına bindiğine dair iddiaların tamamen boş olduğunu öğrendik. Nasıl mı öğrendik? Yine bu Doğu yayınladığı bir video kamera kaydı var. Ondan başka da bir kayıt yok. Uzaktan ne o motorcunun motorlu, motorlu olduğu belli. Ne o arabada Tolgağan Demirbaş olduğu belli. Ne o arabanın markası belli, ne modeli belli, ne plakası belli, ne rengi belli. Zaten iddianamede de yansımış. Gri diyor, metalik gri diyor, beyaz diyorlar arabaya. Üç farklı renk tanımlıyorlar. Karar veren ömürler renkle alakalı. Bunu öğrendim. Görüntülerde yok öyle bir şey. Ama bize nasıl verildi bu? İşte Tolga Demirbaş'ın arabasına bindi video görüntüleri var. İşte son görüntüleri binerken çıktı Tolga Demirbaş'ın. Yok kardeş. Başka ne öğrendik? Ee, Tolga Demirbaş'ın arabasında olaydan hemen sonra yapılan parmak izi ve DNA, in, DNA incelemesinde arabada farklı iki kişi olayla alakalı olmayan iki kişiye ait parmak izi ve DNA'lar çıkar iken tetikçi Eray Özyağcı'ya ait herhangi bir iz emareye rastlanmadığını öğrendi. Bunların hepsini bu iddianame ve ek klasörlerden öğreniyoruz. Ama bize o kadar emin anlattılar ki Tolga Demirbaş'ın arabasına bindi şöyle yaptı böyle yaptı. Başka ne öğrendik? Tetikçiyi Bolu'ya götüren ki bu senaryo da kendilerine ait bu muhalif medyaya ait bir senaryo. Bolu'ya götürdüğü iddia edilen ülke ocaklarının çakarlı arabaları denilen araçların ne PTS ne HTS ne şahit hiçbirisinde tetikçiye ait hiçbir iz olmadığını öğrendik. Hatta aracın birisinin o söyledikleri tarihte Çanakkale Bigay yolunda olduğunu öğrendik. Peki bu süreçte başka neler öğrendik? Cinayetin motivasyonu. Özür diliyorum. Cinayetin motivasyonu. Yani her cinayetin bir işlenme gerekçesi var. Durup dururken insanlar cinayet işlemezler cinayetin işlenme gerekçesini, motivasyonunu bize ne diye anlattılar? Sinan Ateş. Milliyet Devlet Bahçeli'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan olacaktı. Ki ben bu camianın içerisindeyim, ben böyle bir şey duymadım. Olacaktı. Bu sebeple Profesör Semih Yalçın ve Doktor İzzet Ulvi Yönter bu insanların öldürülme talimatı, bu insanın öldürme talimatını verdi dediler. Peki cinayetten 9 ay önce bizzat Sinan Ateş, İsmail Saymaz isimli gazeteciyle yaptığı mülakatta gazeteci İsmail Saymaz kendisine bu soruyu açık açık soruyor. Diyor ki, genel başkan olacağınız bu nedenle size tepkiler olduğu söyleniyor. Diyor, o diyor ki ben MHP üyesimle değilim. Ben siyaset yapmayacağım. Ben akademik kariyerime devam edeceğim. Sadece MHP ile ve ülke ocaklarıyla gönül bağım var diyor ve açık bir dille böyle bir şey olmadığını söylüyor. Peki burada başka ne öğrendik? Azmettirici olduğunu kabul eden Doğukan Çepit parça parça 200 200 250 yanlış hatırlamıyorsam bu parçalar 650 bin lira Yargıtay'daki bir dosya için para verdiğini söylüyor. Bunu öğrendik. Şimdi Aynı zamanda neyi öğrendik? Yine bu aynı mülakatta, İsmail Saymaz'a verdiğim mülakatta farklı terör örgütlerinin listesinde olduğunu, tehdit altında olduğunu bu terör örgütlerinin bu sebeple de koruma altında olduğunu söylüyor. Ama ne hikmetse savcılık iddianamede bu konuya hiç girmiyor. Araştırıldığına dair herhangi bir şey yok. Çünkü ilk günden beri kamuoyu yönlendiriliyor. Bir şey daha öğrendik. Bunu Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olduğu söylenen Ömer Zengin diye birisi var. Ömer Zengin'in bir Twitter paylaşımı var. Savcıya ifade vermiş bu durdu savcı dedikleri savcıya ve savcının ülkücü duruşu ve adamlığı nedeniyle savcıya teşekkür ediyor. Ya savcıya hukuk adamlığı nedeniyle teşekkür edilebilir, adil davrandığı için teşekkür edilebilir, ne bileyim işte kanunlara bağlı kaldığı için teşekkür edilebilir ama bir davada siyasi görüşü nedeniyle ki öyle olduğu da tırnak içinde muamma aklında çok başka iddialar da var. Bir adamın siyasi görüşü nedeniyle neden teşekkür ediliyor? Ve bu durumda böyle teşekkür ediyor ise taraflardan birisi. Çünkü kendini taraf olarak adlediyor bu şahıs. Bu soruşturmanın Sağlıklı olduğuyla ilgili nasıl bir karar verebiliriz vatandaşlar olarak? Şimdi bu öğrendiklerimizin ışığında bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkım var benim anayasa bu hakkı bana veriyor. Benim de merak ettiğim sorular var. Mesela aleyhlerinde hiçbir sorunut delil olmamasına rağmen Tolga Demirbaş biliyorsunuz araca bindi deniyor görüntü yok. Ne bileyim fonum aktı deniyor 119. sayfada konum farklı. Öyle bir konum gelmemiş Vedat Balkaya'ya. Emre Yüksel ki onun Tolga'nın kom komutu Emre Bey'e, Emre Bey'in de bu motorluya attığı söyleniyor. Böyle bir şey yok. Ve avukat Serdar Öktem'in tutuklu kalması, ceza önünde olmasını kim açıklayabilir bu insanlar neden cezaevinde? Yine otopsi raporunda ve ön otopsi raporunda biri adli tıpın biri şeyin neden çelişkileri var ve adli tıp neden bunu video kaydına almamış aldıysa nerede? Yine Müslüm Kebap, Ehli Kef Kafe, ve orada Docevella'nın görüntülerinde gölgesi yansıyan, olayı her açıdan gören bu kamera görüntüleri nerede, neden dosyaya konmadı, konduysa neden bulamıyoruz? Olaydan bir gün sonra kameralarda hiçbir şey belli değil. Yani işte Docevella yayınladı, izleyin. Görüntüler de var. Bir önceki videomda da koydum. Muhtemelen bu videoma da koyarım. Aracın rengi bile belli değilken, bırakın plakayı bilmem ne yıvırı zıvırı. O gölbaşı yolu, biliyorsunuz Konya, Karaman, Adana, Aksaray istikametine giden yoldur. O geniş, çok kullanılan bir yoldur. Yüzlerce açık renk araç geçmesine rağmen o aracın Tolga Demirbaş'a ait olduğunu nasıl tespit ettiniz? Oradan öyle ya sürekli araçlar geçiyor. Hiçbir başka beyaz renkli veya açık renkli krem ne bileyim metalik gri falan bir araç geçmedi başka. Nasıl onun Tolga'nın Demirbaş'a ait olduğuna karar verdiniz? Bu bence en önemli konulardan birisi. Kim verdi bu karar? Nasıl vardınız bu konuya? O sosyal medyada ve televizyon kanallarında veya ne bileyim işte YouTube kanallarında falan söylenenlerden mi etkilendiniz? Veya birileri kulağınıza bir şey mi üfledi? Bir hüsnü anlamı o aracın oraya ait olduğunu anladınız. Devam edeyim. Yine çok önemli bir konu var. Ben rastlamadım. Olay yerinde boş kovanlar var. Farklı silahlardan atıldığı artık aşikar olan, video kayıtlarıyla aşikar olan boş kovanlar var. Bu boş kovanların üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı mı? Yapıldıysa bu dosyada var mı? Çünkü silahın kime ait olduğunu bilirsiniz. Öyle ya. Mesela Ahmet Keçik elinde bir silah var. 14. saniye biraz önce bahsettiğim. Bu kendi elindeki o silahla ateş etti mi? Ateş ettiyse muhtemel ki o şarjöre kendisi basmıştır bu mermileri ve muhtemel parmak izi çıkacaktır. Olayda dördüncü bir silahın kullanıldığı daha net anlaşılacaktır. Mesela Selman Bozkurt kendi kullandığı o ruhsatsız silahın Maknu Sinan Ateş'e ait olduğunu söylüyor ki ilginç bir durum nasıl olsa Sinan Ateş e cevap veremeyeceği için Sinan Ateş'in üstünde böyle o şahitli diye bir sürü söylenen var. O silahtan atılan mermileri o şarjöre kim basmış bunun anlaşabilmesinin en kolay yolu o boş kovanlardaki parmak izidir. Bu boş kovanlara o mermileri basan Sinan Ateş midir? Selman Bozkurt mudur? Bunun tespit edilebilmesinin en kolay yöntemi parmak izidir. Boş kovanlardaki parmak izidir. Ve arta kalan mermilerdeki parmak izidir bu da bu arada. Şimdi başka ne öğrendik. Aklımıza kalan soru. Bu silan Ateş'in silahı. Selman Bozkurt'un kullandığı silah. Ve Ahmet Keçi'nin üstünde bulunan silahı 14 saniyede gördüğümüz silah, olay olmuş. Sinan Ateş, tıp bir kayıtlara göre hala yaşıyor. Kafasından vurulmasına rağmen ölmemiş. Selman Bozkurt tıp bir kayıtlara göre ağır yaralanmış. Öyle olmasına rağmen yere önce silahları atıyorlar. Kamera görüntülerinde bunlar sabit. Sonra Selman Bozkurt'un söylemesiyle o silahları Ahmet Keçik alarak Sinan Ateş'in kendi avukatıyla ortak kullandığı ofise götürüyor. Bu Ahmet Keçik'in ifadesine göre orada bulunan bir çalışana, Sultan isimli bir çalışana ifade verdiği için ifadeleri var artık herkes tarafından biliniyor evet. söyleyebilirim. Bir çalışana bu silahları güya iki silah teslim ediyor. Ne hikmetse bu Sultan Hanım da bu silahları kendisi teslim aldıktan sonra giderek çamaşır suyu satın alıyor. Yıkadı mı çamaşır suyuyla sildi mi silmedi mi bilmeyiz. Fakat polise 6 saat sonra teslim edilen Sinan Ateş'in ruhsatlı silahıyla Selman Bozkurt'un kullandığı Sinan Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği silahın üzerinde parmak izlerinin ve atık, atış artıklarının tespit edilemeyecek şekilde temizlendiği kriminalde raporda var. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Şimdi Selman Bozkurt hiç suç kaydı olmayan bilmem ne yapmayan bir adam olsa, Ahmet Geçik de öyle olsa, diyelim ki ya doğru söylüyor olabilir çünkü adamların bir suç geçmişi. Ama öğrendiğimize göre bir sürü geçmiş kayıtları var. Şimdi şüphe duyulması gerekmiyor mu bunlar? Bunlar hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı mesela ruhsatsız silahtan, delilli olay yerinden kaçırmaktan, delilleri hatta? Şimdi olay yeri incelemenin kurallarına göre olay yeri demek sadece olayın olduğu yer demek değildir. Olayla ilişkili olan her yer olay yeridir. Şimdi buna göre hani şöyle diyelim. Bu gittiler mesela Bolu'da milletvekilinin babasının evini falan aradılar, aracının içini aradılar ya. Olay orada olmamış ama olayla ilgili olduğu düşünülerek gidilmiş, hem babasının evi aranmış hem de aracında arama yapılmış. Niye? Olayla ilgili olduğu düşünüldüğü için. Şimdi Sinan Ateş'in ofisi silahların kaçırıldığı yer. Bu Ahmet Keçi falan ifadelerinde sabit. Sultan denen kişinin, çalışanın ifadelerinde sabit. Bu silahın ateşin avukatıyla ortak kullandığı yerde olayla ilişkili olduğu için olay yeri sayılmaz mı? Bu olay yerinde herhangi bir inceleme yaptınız mı? Burada suç aletlerini ki o çatışmaya girmiş bir silahtır. O suç aletlerini teslim alan bayan hani avukat teslim alıp polise teslim etmek üzere almış olsa anlayabilirim. Avukatına teslim etti, avukat da polise teslim etmiştir diyebilirim ama avukat olmayan bir kadın çalışan orası. O. Bununla ilgili herhangi bir takipat yapılmış. Bunlar aklınızdaki sorular. Şimdi yine 145 sayfalık iddianame ve 8000 sayfalık bu ek klasörlerde olan belgelerin içerisinde sanıkların lehine çünkü savcılık makamı ve kolluk makamı sanıkların hem aleyhine hem de lehine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Bu onun görevidir. Sadece aleyhe toplamak değildir. Mesela bu 8 bin sayfanın içerisinde bunların lehine olan ifadeler konmuş mudur? Mesela Eray Özyacı'nın Tolga Demirbaş tarafından götürüldüğü iddia edilen yerde iki tane çalışan var ve bunların ifade verdiği biliniyor. Bu kişilerin ifadeleri dosyaya konuldu mu? Diyelim ki ifadeleri alınmadı. Bu kişilerin ifadeleri alındı mı? Alındıysa neden konmadı? <laughs> Mesela Avukat Serdar Öktem, ETS e kayıtları, Baz istasyonu kayıtları, PTS kayıtları, kredi kartı dökümleri, bu kişinin İstanbul'da olay gününden bir gün önce, olay günü ve olay gününden bir gün sonra İstanbul'da olduğunun açık delilleri. Bunlar bu iddianame ve ek klasörlere istenerek kondu mu? Konmadıysa neden konmadı? Mesela Ahmet Keçik hakkında yakalama talimatı çıkmasına rağmen neden müşteki veya sanık değil Olayda çatışmaya girmesine rağmen, kendisine ateş edilmiş olmasına rağmen, kendisinin de ateş etmiş olmasına rağmen. Neden? Müşteki veya sanık değil. Sinan Ateş'in iki tane polisin belgelerinde olan bilgi bu. İki tane telefon olduğu söyleniyor. Bir iddiaya göre de bu iddia, bunun herhangi bir yerde rastlamadım belgesini ama sıkça dönüyor bu sıraları bir iddia. Üç telefon olduğunu söyleniyor. İyi, üçüncüyü bir kenara bırakalım. Bu iki telefonunda da inceleme yapıldı mı? Dijital inceleme. Bildiğimiz kadarıyla bir tanesinde yapıldı. O da Ağustos ayına kadar gidildi. Yani 2022 Ağustos ayına kadar gidildi. Halbuki bu olayın motivasyonlarından bir tanesinde Mersin'de Mart ayında yaşanan olaylar olduğu söyleniyor idi. Bu Yapılan incelemenin Ağustos'a kadar değil de en azından Mart ayına kadar veya biraz daha gerisine kadar gitmesi gerekmiyor muydu? İkinci telefonda neden inceleme yapılmadı? Belki orada bir dostuna mesaj attı, beni bunlar öldürecek diye. Biliyor muyuz böyle bir şey olup olmadığını? Bilmiyoruz. O zaman neden bu telefonların her ikisinde de en azından Mart ayının gerisine kadar inceleme yapılmadı? Yine Burada mahkeme bu konuyla ilgili farklı suçlarla da ilgili yargılamalar yapıyor. Örnek işte kişisel verileri vermek mesela. Bakın bu sanıkların aklında böyle bir suç var. Şimdi dolayısıyla neden bu? Burada da Sinan Ateş'in kendi telefonundan hani o Ağustos ayına kadar incelenen telefonundan pizzacık kılığında birisinin evine insanlar gönderdiğini ki bunu herhalde pizza vermek için göndermediğini herkes biliyor. Gönderdiğini ama evde bulunamadığı için bir şey yapılmadığını, evde bir kız kardeşi çıktığını kendisi söylüyor. Yeni diyor birine kolla bacağını kırdırdım diyor. Karşı taraftan bu Ömer Zengin var ya hani savcıya ülkücü duruşu için falan teşekkür eden o da yazıyor. 3-4 kişinin kolunu bacağını kırdırsan kral indirsen kral olursun falan diyor. Bu konularla ilgili kime kırdırmış? Bu kırdıranlar, Pizzacıoğlu'nun oğluna olma e, gidenler, bu kendisine kırdır diye talimat veren Ömer Zengin falan hakkında bir çalışma var mı? Çünkü bunlar anladığımız kadarıyla 3 ve daha fazla kişiler. Dolayısıyla da bir çete mi diyelim artık ne diyelim böyle buna gidiyor. Organize pardon hukuki organize organizeye doğru gidiyor. Yani bu belki de bunlardan birisini gönderdi ve birisini bun bunlar da buna sıktırdı. Olamaz mı? Olayla bağlantılı olamaz mı? Velhasıl mesela yine öğrenmek istediğimiz bu Doğu Kaç Yap olayını azmettirisi. Diyor ki adam ben 650 bin lira toplamda para verdim şu zamanlarda. Bu konuyla ilgili masaka bir inceleme yaptırıldı mı Sinan Ateş? Yakın akrabaları yanında bulunan Selman Bozkurt ki yeni bir zeytinyağı fabrikası açmıştı Sinan Ateş. Twitter'da var, görüntüleri de var Twitter'da. Yeğenim e, Selman Bozkurt açtığı zeytinyağı fabrikasında ne bileyim hayırlı olsun falan dediği bir şey var. Selman Bozkurt'un yakın akrabalarında Ahmet Geçin yakın akrabalarında masafa hesap hareketleriyle ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yaptırıldı mı? Çünkü biliyorsunuz olaydan dört buçuk ay sonra Ayşe Ateş'in dört tane ev aldığı iddialara yansıdı. E, yakınları tarafından da bu doğrulandı. Bir de araba aldığı söyleniyor falan. Yani bunlar incelendi mi? Belki adam doğru söylüyor. Belki adam hakikaten para verdi ve karşılığını alamayınca yaptı. Mesela gizlilik kararı varken bu konuda bu belge yayınlayanlar, bilir kişi raporu ifadeleri falan filan yayınlayanlar, sosyal medya hesapları, yazılı medya, görsel medya dediğimiz işte televizyon kanalları, işte YouTube kanalları veya değişik kanallarla ilgili oranın hem kurumlara hem de bu yayınları yapanlara gizlilik kararını ihmal ettikleri için, ihlal ettikleri için daha doğrusu herhangi bir işlem yapıldım. Şimdi ayrıca yine bu televizyon kanalları, sosyal medyalar, değişik platformlarda gizlilik kararı olmasına rağmen yine bu bilgileri yayınlayarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem genel başkanı Devlet Bahçeli Bey'in yine Profesör Edip Semih Yalçın Bey'in, yine Doktor İzzet Ulvi Yönter Bey'in, yine Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'in ve Olcay Kılavuz Bey'in bu olayla ilişkilendirmeye çalışanlar hakkında bu gizlilik kararını ihlal ederek olayla ilişkilendirmeye ve suçlu ilan etmeye çalışanlarla -la ilgili herhangi bir yasa, yasal işlem yapıldı. Biz Bunları merak ediyoruz. Aslında çok daha var. Ama çok uzun sürüyor videolar. O nedenle burada konuyu bitireceğim. Öz dostlar. Biz bu dosyaya baktığımız zaman şerefli insanların, şerefli kurumların, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci en eski siyasi partisi olan Türk demokrasi geleneğinde köklü yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olan ülke ocaklarına bir operasyon yapıldığını, bu operasyonu da kimisinin şahsi egolarını tatmin etmek üzere, kimisinin bu kurumlarla veya bu kurumların yöneticileriyle şahsi problemleri olması nedeniyle egolarını tat, tat, e, tatmin etmek üzere, kimisinin, kimilerinin bu konu üzerinden siyasi rant elde etmek için kimilerinin eksik bilgilerle, kimilerinin yanlış bilgilerle, kimilerinin hizmet ettikleri istihbarat örgütlerinin etki ajanları olduğu için bu şerefli kurumu ve şey, kurumları ve şerefli insanları lekelemeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz bu menfur cinayetin ülkü ocaklarının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun şerefli yöneticilerinin üzerine yıkılmaya çalıştığını da vatandaş olarak görüyoruz. Bu sebeple hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla diyorum.